اِنَّا نَخَافُ Biz korkuyoruz dediler. Sevgiyi dorukta yaşıyorlar, Cenab-ı Hak ile buluşma hayali içerisindeler. Onun veçhini, cemalini görmenin hayalini yaşıyorlar. Bir yandan böyle Allah Azze ve Celle uğrunda infak ederken ama aynı anda korku da buna at başı bu duyguya eşlik ediyor. inne نَخَافُ Biz korkuyoruz dediler. Allah Azze ve Celle Allah'ın kullarını korkuları üzerinden başlattı anlamaya, anlatmaya. Arada sevgilerini Cenab-ı Hakk'ın cemaline duydukları aşkı, sevdayı, vuslata duydukları özlemi ki bu sevginin doruğa taşıdığı anlar sonra yine ucunu tekrar korkuyla getirip bağladı. Korku artı iki sevgi geldik yine korku. Demek ki korkuyla sevgi iç içe onların duygularında sebebi nedir derseniz bunun bir karşılığı var bir sebebi var. Çünkü Allah'ın kullarının sevgilerini besleyen, ümitlerini besleyen, iyi sonuca dair beklentilerinin altını dolduran böyle salih amelleri olduğu gibi korkularını efendim harekete geçiren Korkularının altındaki zemini oluşturan kötü davranışları da vardır, yanlışları da vardır, eksiklikleri de vardır, kusurları da vardır. Sıfır kusur olunamadığı için, hani hiç yanlış yok, hiç kusuru yok, dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan yana endişe edeceği hiçbir e, kötülüğü yok. O bakımdan artık bu kişi tamamıyla ümit dolu, tamamıyla sevgiyi yaşıyor böyle biri olmadığı için ve olamadığı için çünkü Allah'ın Resulü bize bunu böyle öğretti. Allah'ın kitabından bunu böyle öğrendik. Hatta Resulullah dedi ki: "Lâûlâ o kapıyı kapatmak için lâûlâ tidnûne entum lezeheballahu bikum ve etâ bi Günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizi gönderir başka bir kavim getirirdi. O kadar günahla doğal olarak iç içesiniz. Kimi az kimi çok ama her halükarda günahla iç içeyiz. Dolayısıyla tedirginliğimizin sıfırlanması söz konusu değil, günahlarımız var. Günahlarımızdan ötürü mağfiret ümidimiz var ve hatta bu mağfiret ümidimiz efendim ödül yani cennet beklentimizden daha üste, daha öncelikli duruyor. Çünkü mağfiret olmadan Günahlarla ilgili problemi çözmeden sevaplarla ilgili sonuca ulaşmak mümkün değil. O yüzden sırat cennetin öncesinde. O yüzden cehennem cennetin öncesinde. O yüzden cennet cehennemden kurtulanların yeridir. Allah Azze ve Celle ve imin kum illa variduha kana ala Rabbika Cehennemi aranızdan vurud etmeyecek hiç kimse yok. Bu Rabbinizin kesin kes yapacağı bir şeydir. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Sonra Allah muttakileri kurtarır bu cehennemden. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ fiha جِث۪يَا Zalimleri orada bırakır. Takvası çok olursa o kadar çok çabuk uzaklaştırılıp cehennemden cennete doğru vardırırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَةِ anha عَنْهَا مُبَعْدُونَ cenab bu çok iyi olan kullarını anlatırken onların cehennemden uzaklaştırıldıklarını, o kadar uzaklaştırılma öyle bir çabuk ivedi oldu ki لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Cehennemin herhangi bir sıkıntısını duymadılar, işitmediler, fark etmediler bile. Bu, bu kadar uzak bir geçiş ama takva az oldukça geçiş cehenneme daha yakın olur, takva daha az, dolayısıyla kötü ameller daha çok oldukça cehennem geçişi meselesi uzar ve daha sıkıntılı haline, hale gelmeye başlar. Ama her halükarda en son bu geçişi tamamlayacak kişi bile yani böyle gıdım gıdım gıdım, gıdım cehennemden geçmiş olsa bile Cenab-ı Hak onun için dedi ki فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ Kim cehennemden böyle gıdım 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 çekilir de bu kadar yavaş bir geçiş dolayısıyla olabildiğince sıkıntılı. Ama neticede geçiş, durup orada kalmak, orada bekletilmek, oraya atılmak olmasın. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ Sonrasında cennete geçir, giriş olsun. Cenab-ı Hak dedi ki, فَقَدْ فَاسْ O kurtuldu gitti. Artık öyle bir kazanma kazandı ki. Buradan bakınca yani Rabbi bu kadarına bile şimdiden fit olası geliyor insanın günahlarını düşündükçe. Ama günahlarını azaltan, daha fazla tevbeye yönelen, gün be gün kötü amellerini azaltıp iyi amellerini çoğaltanlar Allah Azze ve Celle katında ki o biliyor insanların takvasını, bizler bilemeyiz. Görünürde gördüğümüzün arka planında riya da olabilir. Kendi yaptıklarımızın bile arkasından, altından çok emin olamıyoruz. Dolayısıyla takvayı bilen ve değerlendiren Allah Azze ve Celle orada takva ölçüsünce mağfiretini kullarına yaşatıp, cehennemden kurtuluşlarını sağlayacak. Şimdi bu düzlemde düşünceler ile Allah'ın kulları hareket ediyor. Dolayısıyla yatsınacak bir şey yok. Bir yandan sevgiyi dorukta yaşarken, bir yanda korkuyu da buna eşlik edecek biçimde şiddetli yaşamaları. وَيُطَعِ <laughs> مُؤْنَى Demin onları ve yahafuna yawman onlardan ötürü onların gıyabında öyle bir günden korkarlar diyen Allah azze ve celle onların hakkında böyle konuştu. Dolayısıyla o tahkiye etti. Onlar hakkında bu sözü o söyledi. Onlar yani Allah'ın kulları Allah, öyle bir günden korkarlar ki dedi. Şimdi kendi ağızlarından söyletiyor bize. Dolayısıyla hem sözün doğrusunu konuşan Kuşkusuz hakkı konuşan Allah Azze ve Celle böyle söyledi. Allah'ın kulları korkarlar. Hem de Allah'ın kullarına kendi dillerinden söyletti bunu. Ne diyorlar? İnna نَخَافُ Biz korkuyoruz. Min Rabbina, Biz Rabbimizden korkuyoruz dediler. يَوْمَنْ Öyle bir günden korkuyoruz ki, Rabbimizin öyle bir gününden tedirginlik içerisindeyiz ki, abusen kam tarira. O çok çirkin bir gün. O çok kötü bir gün. Yani asık efendim, çetin bir gün. Kam <laughs> Belalı bir gün. Şiddetin ondan sonra kötülüğünün yukarıda yaygın olduğunu gördük. Şerruhu <laughs> mustatira dedi Cenab-ı o günü niteleyen ifadeler bunlar. Kur'an'da bunlar o kadar çok ki daha peygamberlerin dilinden başlıyor. Yani Allah'ı hatırlattıkları gün, ona kulluğu hatırlattıkları gün aynı zamanda başlarına gelecek sıkıntıyı da hatırlattılar. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Nuh'u biz kavmine gönderdik. فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ Kavmine dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan gayrı sizin bir ilahınız yok. Cenab-ı Hakk'ı ona kulluğu söyledi. Hemen ne sonra? inni اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Ben muazzam bir, korkunç bir günün azabından sizin için endişe ediyorum. Yani tebliğde bu ötede beliren, bekleyen o sıkıntılı günün hatırlatması Cenab-ı Hakk'ı ona kulluğu hatırlatmaya eşlik edecek kadar yakın. Korkumuz imanımızla iç içe. Allah Azze ve Celle'ye imanımız, ona olan kulluğumuz ile öyle bir günün korkusu birlikte iç içe, önem itibariyle de yan yana. Ta Hz. Lut, Nuh Aleyhisselam ve diğer peygamberlerin hepsinde de görebilirsiniz. Kimi inni yahafu aleykum azabe yomin elim der. Elim bir gün azabından sizin için endişeleniyorum der. Kimi inni ahafu aleykum azabe yomin kabir. Büyük bir gün azabından sizin için korkuyorum, endişeleniyorum der. Kimi inni ahafu aleykum azabe yomin muhit kaplamış, kuşatmış, ihata etmiş yani kaçacak bir yer bırakmamış. Bir günün azabından sizin için endişe ediyorum der. Sadece peygamberler kavimleri için mi öyle bir günün azabından endişe ediyorlar? Hayır. Allah Hazreti Peygamberine dedirtti. Kul de ki inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Ben Rabbime asi olacak olsam kendim için o korkunç günün azabından endişe ederim Dolayısıyla onlar kendileri için de o günün azabından endişe ve korku içerisindeler. Allah Azze ve Celle'nin o tehdit ettiği وَيُحَذِّ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادًا İşte bu Allah'ın kullarını korkuttuğu bir gündür. Ya عِبَادِ فَاتَّقُونَ Ey kullarım sakının diye açıklıkla ifade ettiği o korku dolu günün dehşeti, korkusu, daha ölüm meleklerinin görünmesiyle birlikte başlayan Allah'ın iyi kullarının yüreklerinde mevcuttur.